Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar biraz Death Stranding'den bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde PC platformu içinde bu oyun yayınlandı. Hem bir inceleme tadında hem de oynayacağız, oyunu göstereceğiz size. Böyle bir program yapalım istedik. Biliyorsunuz arkadaşlar bu oyun ilk olarak PlayStation 4 platformu için yayınlanmıştı ve yayınlandığı dönemde de hayli ses getirmişti. Bunun nedeni oyunun böyle farklı bir türe hitap ediyor olmasıydı. Yapımcısı Kojima bu oyunun aksiyon ya da macera ya da strateji işte bu tarz bir yapım olmadığını, tamamen kendi türünde özel bir yapım olduğunu belirtmişti. Peki gerçekten öyle mi değil mi? Biraz bundan bahsedeceğiz. Oyun PlayStation 4 için çıktığında bazıları oyunu çok beğendi, öve öve bitiremedi. Bazıları ise hiç beğenmedi. Dedi ki bu resmen kargo simülasyonu ve hani pek bir cazibesi yok. Lakin tam olarak öyle değil arkadaşlar. Evet, oyunda kargocu muyuz? Tamam, kargocuyuz. Lakin olay MNG kargo ya da PTT kargo gibi gelip sizi evde bulamadıkla bitmiyor. Tamamen farklı bir konsepte sahip. Nasıl bir konsept? Önce oyunun hikayesinden bahsedelim sizlere. Oyunda böyle kıyamet sonrası bir dünyadan bahsediliyor. Bu Death Stranding dediği de ölüm kıyısı, işte tam bu olayların başladığı zaman dilimini anlatıyor bize aslında. Nedir? Bir olay gerçekleşmiş. Bu olay sonrasında yaşayanların alemiyle, yani bu içinde bulunduğumuz dünyayla ölülerin alemi birbirine karışmış. Dolayısıyla bu dünyada insanlar ölülerden korkuyor. Ama burada aklınıza böyle hayalet gibi bir şeyler gelmesin. Bu ölüler genelde böyle, zaten oyunun hemen başında giren videoyla da anlıyorsunuz, sizi geliyor, yakalıyor ve kendi dünyalarına çekiyorlar. Yani bir nevi sizi öldürüyorlar ve normalde ölen insanlar da eğer yakılmazlarsa bu kahve dedikleri cisimlere dönüşüyorlar, ölülere dönüşüyorlar. Kahveler arkadaşlar oyunda yegane sakınmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bunu size hemen baştan belirtelim. Dolayısıyla biz böyle bir evrende, insanlar artık böyle yeraltı şehirlerine sığınmış, korkudan dışarı çıkamıyorlar. Böyle bir düzende kargoculuk yapıyoruz. Dolayısıyla bizim böyle farklı yeteneklerimiz var. Nedir bunlar? Biz özel bir türüz ve bu kahveler bizi öldüremiyor arkadaşlar. Alıyorlar, kendi dünyalarını çekiyorlar. Fakat biz bir şekilde tekrardan dünyaya dönmeyi başarıyoruz. Özelliğimiz bu. Bazı durumlarda bunları hissedebiliyoruz ama göremiyoruz. Görmek için de BB dediğimiz böyle bir bebek cenini falan kullanıyoruz. Öyle bir cihaz yapmışlar. İçinde böyle doğmak üzere olan fakat anne rahminden ayrılmamış bir bebeği alıyorlar. O cihazın içine yerleştiriyorlar. O bu kahve dediğimiz cisimleri, yaratıkları ya da işte ölü insanları, artık ne dersek, onları tespit edip görmemizi sağlayabiliyor. Fakat bazı özel insanlar bu BB'ler olmadan da kahveleri görebiliyorlar. Fakat biz o kadar yetenekli değiliz. Evet, genel olarak oyunun hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Oyunu oynanışına geçtiğimizde ise şunu diyebilirim. Mesela normal bir oyunda giderken işte yerde taşlar görürsünüz, topraklar görürsünüz ama üzerine düz basıp geçersiniz. Hani bu taşlara takılmazsınız. Ama Death Stranding'de en ufak bir taşa bile takılabiliyorsunuz. Bu taşa ayağınızı takıyorsunuz, düşüyorsunuz, kargolarınız zarar görüyor. Ya da ne bileyim, kargonuzu düşürüyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Sonra vardığınız yerde diyorlar ki size işte kargolarınızdan biri eksik, geri dönüyorsunuz, düşürdüğünüz kargoyu arıyorsunuz falan. Gerçekten farklı bir konsepte sahip bir oyun. Bu kargo taşıması esnasında kahveler haricinde kargonuzu çalmak isteyen insanlar da olabiliyor. Onlarla da mücadele etmeniz gereken durumlar var. Silah kullanımı kısıtlı da olsa var diyebilirim. Yani hani direkt olarak adamın kafasına sıkmıyorsunuz ama ağ benzeri şeyler atıyorsunuz. Yani onları etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Ya da işte sizden kargonuzu çalmak isteyenlerden kaçarken kahvelerin içine dalıp onları saf dışı bırakabiliyorsunuz. Tabi burada kahvelerden sizin de bir şekilde kurtulmanız gerekiyor. Oyunun ilerleyen zamanlarında, ilerleyen bölümlerinde zaten kendi böyle öz suyunuzdan bir şeyler yapıyorsunuz bomba tarzında. Onları kahveye attığınız zaman ortadan kaybolup gidiyorlar. Böylece onlardan da sıyrılmak daha basit bir hal almış oluyor. Oyunda sadece yürümüyoruz. Bunu hemen size baştan belirteyim. Motorlar falan var oyunda. Lakin bu motorları aktif hale getirmek için akü, kablo benzeri şeyler bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla hemen bir motor, bu motor çalışıyordur, bineyim falan tarzında bir şey yok. Genelde akü falan buluyorsunuz. Aküyü bulduktan sonra çalışıyor. Akü kendi kendine şarj ediyor zamanla ama motoru kaybetme ihtimaliniz de var arkadaşlar. İşte bir yerden uçtuğu zaman motor oldu, bitti, gitti oluyor. Çok hasar görüyor. Hasar gördüğü zaman onaramıyorsunuz falan. Dolayısıyla böyle GTA gibi ben motoru bir yerde patlatırım, İşte tekrar evimin önünde motor doğacak, oradan sıfır motora bineceğim diye çok fazla beklemeyin. Genel itibariyle oyun bu şekilde. Dilerseniz şimdi biraz oyunu oynayayım. Yani ben oyunu beğendim arkadaşlar. Böyle kargo simülasyonu diye soğuk bir şekilde bakmayın. Gerçekten böyle gerilim öğelerini içeren bir yapım. Dediğim gibi sonuç olarak bir yerden bir yere gidiyor muyuz? Evet. Bir şeyler taşıyor muyuz? Evet. Ama altta bambaşka bir hikaye var. Yani size şimdi burada çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama asıl amacımız bizim Amerika'yı tekrardan kurmak. Yani temel olarak oyunun hikayesi buna dayanıyor. Malum kıyamet sonrası bir senaryo. Amerika tamamen dağılmış, yeraltı şehirleri kurulmuş ve tekrardan Amerika'yı kurma amacı taşıyan insanlar var ki biz de istemesek de bu amaca dahil oluyoruz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz ben bir oyuna gireyim, göstereyim. Ben biraz oynamıştım oyunu. Şimdi kahvelerin olduğu bir mekan vardı. Oraya girmeye çalışacağım. Umarım oraya girebilirim. Ve orada bir iki kahveye denk gelirsek size göstermek istiyorum. Şimdi oyunumuza devam et diyorum. Ve girişimi yapıyorum arkadaşlar. Ha, bu arada zaman yıkım. Şimdi burada görünce aklıma geldi. Bu zaman yıkım dediği de arkadaşlar aslında yağmur. Ama değdiği şeylerin böyle hızını arttırıyor. Yani mesela derinize değdi diyelim. Bir anda deriniz böyle 70 yıl yaşlanıyor o bölgesi sadece. Aynı şekilde bu kargolara değdiği zaman da atıyorum demir tarzında bir şey taşıyorsunuz. 70 yıl geçmiş gibi oluyor. Paslanıyor falan böyle. Ya da böyle kutularda olduğu zaman o kutuların çok çabuk kırılmasına sebep oluyor. Çünkü neden? O kutu sanki zaman yıkım, yani o yağmur dediğimiz şey üzerine düştüğü zaman böyle sanki 70 yıldır onu taşıyormuşsunuz gibi bir hale dönüşüyor. Evet, böyle kendi özel bir odamız var. Buradan çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Duş alabiliyoruz. Tuvaletimizi yapabiliyoruz vesaire vesaire. Şu arkada figürlerimiz var. Onları topluyoruz. Şurada BB'miz var. BB'yi göstereyim size hemen. BB böyle zehirleniyor falan arada. Zehirlendiğinde gelip böyle BB'yi buraya bağlamamız gerekiyor. BB'yi sakinleştirebiliyoruz falan. Neyse, geçelim onları. Şimdi dışarıya çıkalım. Şuradan bakalım haritamıza. Evet. Yeni bir sipariş alalım. Genel itibariyle böyle bir oyunun hikayesi de arkadaşlar siparişlere odaklanılmış. Yani işte acil bir sipariş var diyorlar. Kalkıyoruz, gidiyoruz işte. Cesedi götür yak diyorlar. Şunu şuraya götür diyorlar. Bu ilaç acilen buraya gitmeli diyorlar. Yani biz böyle hani atıyorum giysi taşımıyoruz. Daimi olarak böyle insanların işine yarayacak şeyler taşıyoruz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Yani kargo simülasyonu deyince aklınıza böyle çok spesifik şeyler gelmesin. Yani yaptığımız iş, taşıdığımız kargo gayet önemli şeyler oluyor. Buraları geçebiliyoruz mu? Spoiler yemeyelim. Bu BB'nin hikayesi. Ara ara BB'yi kendimize bağladığımızda BB'nin hikayesini de öğrenmiş oluyoruz. Bu kısmı aslında biraz şeye benzetmişler. Pacific Rim filminde biliyorsunuz bağlandıkları zaman birbirlerinin şeylerini görebiliyorlardı, anlarını. Biz de aynen BB'ye bağlandığımızda onu görebiliyoruz. Deathman. Şunları geçelim hemen. Ben size spoiler vermeden, çünkü bu adam hikaye hakkında bir şeyler söylüyor. Onları hiç şey yapmıyorum. Bakalım ne var. Bir de ben hatta şey de yapmadan direkt. Bu arada farklı oyuncular arkadaşlar böyle şeyler bırakabiliyorlar. Biz de bırakabiliyoruz bunları. Bunları isterseniz beğeniyorsunuz, isterseniz şey yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar yani oyunu oynayan diğer oyuncuların bıraktıkları şeyler. Şimdi şu karşı tarafta yanlış hatırlamıyorsam bir kahve bölgesi vardı. Ben o kahve bölgesine gidip size kahveleri göstermek istiyorum. Bu arada kondisyon şeyimiz falan var. Bu sulardan geçerken de o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Hop. Oyun oynarken mesela denge için tutun. Şöyle tutunmamız gereken biliyor. Mesela şöyle. Adamın biri buraya merdiven bırakmış arkadaşlar. Bunu farklı oyuncular bırakıyor işte. O oyuncuların bıraktıkları merdivenleri falan beğenebiliyorsunuz. Bu merdivenler sizin geçmenizi falan filan kolaylaştırıyor. Aynı şekilde siz de bırakabiliyorsunuz. Size de yine teşekkür ediyorum. Ama bu arada bak, zaman yıkımı başladı. Zaman yıkımı dediğimiz olay yağmur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağıyor şu anda. Bu yağmur başladığı zaman değdiği nesneleri yaşlandırıyor. Buralarda kahveler vardı diye hatırlıyorum. Bakalım. Zaten kahvelerin geldiği an anlıyorsunuz. Yani bir böyle bir ekran yavaşlıyor falan, bir şeyler oluyor. Şu anda bir kahve bulamadık. Bu arada eski kargolar, böyle kayıp kargoları bulabiliyorsunuz. Bunları taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Alabiliyorsunuz, dilerseniz kargo şeylerine falan götürebiliyorsunuz. Böyle sırtımıza koyduk. Kahvelerle karşılaşma uyarısı. Böyle uyarı veriyor arkadaşlar. Bakın şu anda kahveler geldi. Kahveler geldiği zaman yavaş olacaksınız, çömeleceksiniz. Ve çok yakınıza gelirse gerekirse nefesinize de tutacaksınız. Böyle bir gerçek var. Altla nefesinizi tutuyorsunuz. Nefes göstergesi orada görünüyor zaten. Evet, kahveler yakınımıza kadar geldi. Gördüğünüz gibi aletimiz açılıyor. Bu BB'nin marifeti burada bize kahvelerin yaklaştığını gösteriyor zaten. Kahveler ne taraftaysa o tarafa. Şöyle tarayabiliyoruz. Etrafımızdaki şeyleri görebiliyoruz. Şöyle gideyim bir kahve göreyim, size göstereyim. Bu tarafta var sanırım. O tarafa doğru şey yapıyor çünkü. Evet, burada var. Evet. Bir kahvenin dibine girdik. Evet arkadaşlar, kahve bu işte. Şöyle bildiğiniz ruh gibi bir şey. Çok yakınlaşmayacaksınız buna. Bakın ileride de var bir tane. Bunları gördüğünüz zaman alta da basıp nefesinizi tutarak hemen ne yapacaksınız? Bu şekilde uzaklaşacaksınız. Dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada diğer oyuncular bayağı bir kargo falan düşürmüşler. Bakın orada birisi yine kargo düşürmüş. Şurada bir kahve daha var. Taramamızı yapalım. Kahvelerden uzak bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir kahve uyarısı koyulmuş. Yani bu bölgeye geldikten sonra zaten kahve uyarısı koymanın çok bir anlamı yok. Bu haritamız arkadaşlar. Açıp haritamızı görebiliyoruz. Rota çizebiliyoruz. Vesaire vesaire. Bu şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Biz bu oyunu yine her zamanki toolbar modelimizde oynuyoruz. Bu bilgisayarda arkadaşlar 9. nesil i7 işlemcisi var. Ve GeForce'un GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor. Bakalım bu ekran kartı hani hangi ayarlarda oynatıyor oyunu, onu gösterelim isterseniz bir. Grafik ayarlarından bakalım. Gördüğünüz gibi yani genel itibariyle yüksek. Her şey alan derinliği, hareket boyutluğu vesaire vesaire açık. Yani yüksekte oynatıyor. Çözünürlük de en yüksekte zaten. Yani en yüksekte bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyoruz. Bu arada bu oyunu Play Store'daki indirimden aldık arkadaşlar. Şu anda hala devam ediyor mu bilmiyorum ama orada bir ara muazzam bir indirim vardı. Dolayısıyla orayı da ara ara böyle takip etmenizi, göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü gayet güzel indirimler oluyor. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım ve oyunumuzdan artık çıkalım. Evet arkadaşlar, Oyun Canavarı'nın bu bölümünde sizlerle birlikte Death Stranding'in PC versiyonuna birlikte göz attık. Önümüzdeki hafta başka bir oyunla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.